Herkese merhaba ben Hakan Sağlıoğlu. Bugünkü videomuzda Airfly sağlıklı mı, zararlı mı bunun üzerine e, araştırdığım bilgileri sizlere sunmak istiyorum. Airfly'da e, bir dünya yemek pişirebiliriz. E, ve hepsi üzerinde tek tek böyle araştırma yapmak çok zordur. Ama uzmanlar patates kızartması bazında bir araştırma yapmış. Zaten Airfly'in çıkış noktası çıtır çıtır yağda az yağlı ya da sıfır yağlı patatesler elde etmekti. Patates kızartması üzerine yapılan araştırmayı ben sizlere okumak istiyorum. Sonra da bu konuyu yorumluyor olacağız. Patates kızartması üzerine bir çalışma yapılmış. Air fry, fırın ve yağda kızartma karşılaştırılmış. Yağda kızartmaya derin yağda kızartma diyorlar. Hangi açıdan potansiyel kanserojen akrilamit akrilamidin ortaya çıktığı miktar açısından. Peki akrilamit nedir? Isıl işlem gören yiyeceklerde pişirme sonucunda doğal biçimde oluşan bir bileşendir. Bu bileşenin vücutta Kansere yol açabileceği bilinmektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan bütün deneylerde e, bu maddenin kansere yol açtığı tespit edilmiştir. Peki ısıl işlem nedir? Isıya maruz bırakılarak pişirilen her türlü e, yiyecektir. Patates kızartması olur, e, fırında börek yapma olur, tavada tencerede bir şey pişirme olur. Her şey ısıl işleme tabi olduğu için e, doğal olarak e, ortaya bir akrilamit çıkıyor. Tabii ki bunun oranı çok önemli. Şimdi kaldığım yerden çalışmanın detaylarına devam ediyorum. Öncelikle de çalışmanın detaylarına bakmamız lazım. Çünkü ana fikri çıkartırken bu detaylardan faydalanacağız. çalışma sadece patates kızartması özelinde yapıldı. Air fryda 200 derecede 15 dakika. Fırında 200 derecede 15 dakika. Yağda kızartmada 180 derecede. 10 dakika parametrelerinde pişirme gerçekleştirildi. Hazır olun en düşük akrilamit e, sizce ne de ortaya çıktı? Alta yorumlarınızı bekliyorum. Siz yazmadan önce ben hemen söyleyeyim e, fırında ortaya çıktı. Çünkü fırın en sağlıklı pişirme yöntemidir. E, yani bu yani bu parametrelerde ve patates kızartması için akrilamit açısından en güvenli pişirme yöntemi gibi fırın görülüyor. Bir de bu çalışmada şu fark ortaya kondu. Patatesleri pişirmeden önce suda bekleterek kızarttığımızda nasıl bir akrilamit ortaya çıkıyor? Suda bekletmeden kızarttığımızda nasıl bir akrilamit ortaya çıkıyor? Ben işime her zaman patatesleri suda beklet, hatta tuzlu suda beklet, bu sayede zararlı nişasta suya geçer diyordum ve bu çalışmanın bu çalışma haklı olduğunu ortaya koymuş durumda. Suda bekletilmiş, e, suda bekletilmişlerde çok daha az miktarda akrilamit meydana geliyor. Suda bekletilmemiş patateslerde en yüksek akrilamit yağda e, kızartılanlarda görülürken, suda bekletilen patateslerde ise en yüksek akrilamit airfryda görülüyor. Gelelim ana fikre. Ne kullanırsak kullanalım asla yükse, 180 dereceyi geçmemeliyiz. Patateslerimizi 20-30 dakika suda bekletmeliyiz. En sağlıklı pişirme yöntemi ise fırın. Şimdi diğer bir araştırmama geliyorum. Patates kızartması erken öldürüyor. Doçent doktor Muhammed Keskin'in paylaşımına göre 8 yıl boyunca yapılan araştırmaya göre haftada 2 kez patates kızartması tüketenlerde erken ölüm riski 2 katına çıkıyor. 2 porsiyonun üzerinde tüketenlerde ise ölüm riski iki buçuk kat artıyor. Yani her türlü patates kızartmasından uzak durmak gerekiyor. Ne kadar vazgeçilmesi zor bir lezzet olsa da gerçek bu. Şimdi fryer konusuna değinmek istiyorum. Patates dediğimizde bir ziyade kızartırsak ultra zararlı bir şekilde patates kızartması ortaya çıkartmış oluyoruz. Airfryer'da kızartırsak Orta derece zararlı bir sistem oluşturmuş oluyoruz. Fırında kızartırsak en az derece zararlı sisteme ulaşmış oluyoruz. Bu yüzden patateslerimizi 20-30 dakika suda hatta tuzlu suda bekletip 180 dereceyi geçmeyecek ısılarda ortalama 170-180 dereceye geçmeyecek ısılarda yavaş bir şekilde fırında pişirmemiz gerekiyor. Fırında yapılan patateslerde sıfır yağ kullanabiliriz, çok az yağ kullanabiliriz, baharatlarla lezzetlendirebiliriz. Ee, i̇şte pul biber, kekik, toz biber falan gibi e, baharatlar ekleyebiliriz. Kükürt içeren baharatlar kullanırsak akrilamit miktarını çok ultra düşürürüz. Ee, mesela kacun baharatı sepeleniyor falan lezzetinden e, yani lezzetli lezzet fışkırıyor patatesten kocun baharatını sepeleyince falan lezzet ötesi bir şey oluyor. Yani bu yüzden ben size fırında patates kızartmasını öneriyorum. Dediğim gibi bir diğer araştırmada erken öldüme sebep açtığını söylüyor. Peki bunun sebebi nedir? Bunun sebebi yağda kızartılmış patatesler tüketmemizdir. Bunlara ne örnek verilebilir? Facebook zincirleri örnek verilebilir. Şimdi bu Facebook zincirleri Ne yapıyor? böyle kocaman onların yağ tankları var. Yağ tanklarına e, yağı dolduruyor. Örnek biliyorum e, 50 litre yağı dolduruyor. O yağ orada bir hafta, belki 10 gün, belki 15 gün e, kullanılıyor. O yağda patates kızartıyorlar, tavuk kızartıyorlar, köfte kızartıyorlar. Her şeyi o yağda kızartıyorlar ve o yağ en sonunda bildiğimiz katran gibi, zehir gibi bir hale gelmiş oluyor. Ve bu yağı ee, biz evlerimizde tek kullanımlık yağlarla kıyasladığımızda felaket ütesi Facebook zincirleri zehir satıyor. İşte bu hamburgerciler olabilir, pizzacılar olabilir. Herkes zehir satıyor. Bazı yerler var fırında e, kızartıyor. Onlarda hiçbir sıkıntı yok. Ama yağda kızartılanlar ultra zararlı. Sonra e, bu firmalar e, hazır patates kızartması kullanıyor. Bu hazır patates kızartmaları Dışının böyle daha böyle çıtır çıtır, daha böyle sarı, daha böyle bir yediğimizde karamelize bir tat ağzımıza gelmesi için sıvı şekerle kaplanıyor dışı. Hatta bazı patatesler rendeleniyor, patates püresi haline getiriliyor, içine kimyasallar eklenip patates püresi şeklindeyken ...patates kızartması şekli veriliyor ve dışı yine çıtır olsun diye şekerle kaplanıyor. Ve siz aslında haşlanmış patates yiyorsunuz patates kızartması diye ama fark etmiyorsunuz bunu. Bu yüzden patates kızartması ultra zararlı ve e, öldürücü bir şeydir. Bu videodan e, iki tane kesit ortaya çıkıyor. Birincisi patates kızartması zararlı mı faydalı mı? İkincisi de fry faydalı mı zararlı mı? Airfryer'lar e, çeşit çeşit... Cam haznesi olan var, cam haznenin dışında teflon hazneli olan var. Yani bu hazneler de oldukça zararlı. Yani siz tutup da teflon hazneli zararlı diye cam hazneli bir ürün alırsanız bu aralar cam hazneli ürünler doktorlara reklam yaptırılıyor internette. Şimdi diyetisyenler, bazı kalp doktorları falan bunların reklamını yapıyor para karşılığında. Cam azdeninin de pişirme yöntemi aynı. E, teflonun da pişirme yöntemi aynı. Bu yüzden e, onda da kanserojen madde akrilamit oluşuyor. Diğerinde de akrilamit oluşuyor. Hatta ben Airfly tanıtım videosunda ne demiştim? içeriğine eklediğimiz yağı buharlaştırıyor hatta biz yağ eklemesek bile kendi bünyesindeki yağı bile suyu bile buharlaştırıyor ve ortama yağıyor demiştim. Ee, bu açıdan baktığımızda ne oluyor? <laughs> airfryer kullanmak faydalı diyemiyoruz kesinlikle. Ee, bu yüzden airfryer'ları almak yerine klasik tava, tencere ve fırında pişirme yöntemlerini tercih etmeliyiz. Evet. Nasıl mesela yıllardır mikrodalga fırın zararlı diye e, bilgiler ortada dönerken mikrodalga fırını savunanlar vardı. Şimdi airfryer zararlı dediğimizde e, airfryer savunanlar da çıkacaktır. Ama airfryer kullanmak e, cam haznesi de olsa fark etmiyor. Teflon haznesi de olsa fark etmiyor. İşte biz içine yağlı kağıtlar koysak da fark etmiyor. E, kısaca zararlı. En güvenilir pişirme yöntemi... Buharda pişirmek, haşlamak, fırında pişirmek ve tava tencere kullanmak gibi yöntemler. Dediğim gibi bu sonuçtan iki tane, bu videodan iki tane sonuç çıkıyor. Birincisi patates kızartmasının her türlüsü zararlı ama zararı en minimuma indiren sistem. Fırında pişirmek. Ultra zararlı sistemde Facebook zincirlerinde e, patates kızartması tüketmek. Bu ara e, ülkemiz fakir olduğu için patso diye bir lezzet ortaya çıktı. Patso ekmek arası patates kızartması demek. Şimdi ekmek arası patates kızartmasında ne oluyor? İşletmeler hazır dilimlenmiş patates alıyor. Yağda kızartıyor ve dediğim gibi o yağlar işte bir hafta, 10 gün, 15 gün, 12 gün, 15 gün kullanılıyor. Zift gibi, katran gibi oluyor. Ondan sonra değiştiriyorlar. Gerçekten ben bir e, Facebook işletmesinin temizlik e, kısmında e, bulunmuştum. O yani temizlik aşamasını görün kesinlikle o mutfaktan bir daha yemek yemezsiniz. Şimdi bu e, yağda günlerce o yağda her şey kızarıyor işte o yağda kızarmış patatesi alıyorsunuz, ekmeğin arasına koyuyorsunuz. Patateste ne var? Nişasta var. Nişasta ultra zararlı bir şey. Kan şekerini, insülini bir anda fırlatıyor. Ee, ...bu sayede ne oluyor? Siz kilo alıyorsunuz. Ee, vücudunuz yağlanmaya başlıyor. Sivilceler başlıyor. Karaciğer yağlanması başlıyor. Bir de ekmeğin içinde tüketiyorsunuz. Ekmeğin içinde tükettiğiniz zaman ne oluyor? Ekmek neydi? Beyaz ekmek, basit karbonhidrat. Kepekli ekmekler de böyle aslında. Çok faydalı, sağlıklı değil. Tam buğday ekmekleri de sağlıklı değil. Çünkü içerisinde bir dünya zararlı madde var. İşte buğday, geydoğulu... Ee, i̇çinde maya var. Mayalar neden yapılıyor? Bunu araştırabilirsiniz. Ee, kısacası ekmekle buluşuyor. Basit karbonhidrat kendisi de nişasta ve siz onu tüketiyorsunuz. Ultra zararlı bir şey. Sonra e, bunu lezzetlendirmek için ne yapıyor, ne yapıyor insanlar? Üzerine ketçap sıkıyor, mayonez sıkıyor, e, sonra hardal sıkıyor falan. Bu şekilde, bu şekilde tüketiyor. Bu şekilde tüketince de ne oluyor? E, bu ürünlerde şeker var. Bu ürünlerde palm yağı gibi zararlı yağlar var. Sonra bu ürünlerde e, ne vardı? Nişastalar kullanılıyor yine. Bu nişastalar da normal nişasta değil, modifiye edilmiş, ultra zararlı nişastalar. Üzerinde yazar zaten. Modifiye patates nişastası, modifiye mısır nişastası falan gibi. Eee yani siz bir de basit karbonhidrat ve nişasta içeren bir ürüne ekstradan şeker ve palmiye gibi trans yağlar e, eklemiş oluyorsunuz. Rafine yağ, yağlar ekliyorsunuz. Ve bu durumda e, yediğiniz ürün bildiğiniz e, zehire dönüşüyor. Yani zehir tüketmiş oluyorsunuz. Kısacası sizin e, ultra sağlıklı beslenerek e, patates kızartmasından uzak durmanız gerekiyor. Yani patates kızartmasını yine tüketebilirsiniz ama evinizde tüketmeniz lazım. Bu arada ketçap mayonez diye bahsetmişken mayonezlerde çiğ yumurta kullanılıyor ee, ve günümüzde gıdada e, bozulmalar çok büyük gerçekleştiği için çiğ yumurtada salomenila e, ah söyleyemedim salomenila diye bir mikrop var. Söyleyemedim ben bunu yazıyor olacağım. Bu mikrop da vücuda giriyor ve bağırsaklarda bozulmaya sebep açıyor. Kısacası bir videodan iki konu ortaya çıkardık. patates kızartması ve air fry konusu. Patates kızartması fırında yapılırsa en az zararları olan bir maddedir. E, air fry orta zararlı, yağda kızartmak. En zararlısı Facebook zincirleri ultra zararlısı diye konuyu ele aldık. Ve patso gibi lezzetlerde tüketirseniz Basit nişasta, ekmekten dolayı basit karbonhidrat ve ekstradan da üzerine sıktığınız işte ketçap mayonezden palm yağı, şeker, modifiye nişastalar gibi GDO falan içeren ürünleri almış olursunuz. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirim zilini açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ekstradan. Ee, teşekkürler butonuyla dilerseniz destekte de bulunabilirsiniz. Birbirinden güzel, harika geçmiş videolarım var. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Videoyu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.